Herkese merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim puf puf kabaran yumuşacık pastane poğaçaları yapmış olacağız. Bu tarifi denediğiniz zaman vazgeçemeyeceğiniz bir lezzet olacak. Çok güzel bir tarif, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Öncelikle karıştırma kabımın içerisine bir su bardağı ılık sütümü ekliyorum. Ardından bir paket instant mayamı ekliyorum ve karıştırıyorum. Yarım çay bardağı ılık suyumu ekliyorum. Ardından yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. 3 yemek kaşığı şekerimi ekliyorum. Bu tarifimde 2 adet yumurta kullandım. 1 adet yumurta sarısını üzeri için ayırdım ve geri kalanı karıştırma kabıma ekliyorum. Ardından 1 tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum ve hepsini karıştırıyorum. Bir çay bardağı nişastamı ekliyorum. Ardından 125 gram oda sıcaklığındaki tereyağımı ekliyorum. Ve hepsini karıştırıyorum. Önceden elemiş olduğum unumu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlıyorum. Burada unumu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Bu tarifimde toplamda 5 su bardağı un kullandım. Sizin kullanmış olduğunuz bardak ölçülerine göre, yumurta büyüklüğüne göre, ununuzun kalitesine göre miktarı değişebilir. Benim kullanmış olduğum bardak ölçüsü her zamanki gibi 200 milim sabit bir bardak ölçüsü. Unumu her bir aşamada kontrollü bir şekilde ekliyorum. Hamuru yoğurma işlemi çok önemli. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel bir hamur elde etmiş olursunuz. O yüzden güzelce yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuza tekrardan un ilave ediyorum ve tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Unu kontrollü bir şekilde eklediğimizde güzel bir hamur elde etmiş olacağız. Poğaça hamurumuz yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. Burada ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmiş olacağız. Poğaça hamurumuz artık hazır. Üzerini streç filmiyle kapatıyorum. Poğaça hamurumuzu 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalandı. Çok da güzel kabarmış. Maya kokusunun çıkması için hamurumuzu 1-2 dakika kadar yoğuruyorum. Gerçekten çok güzel yumuşacık bir hamur olmuş. Hamurumuzu yoğurduktan sonra küçük parçalar kopartıp yuvarlak bezeler elde ediyorum. Ben poğaçalarımızı sade tercih ettim. Dilerseniz içerisine kaşar peynir, peynir koyabilirsiniz. O şekilde de çok güzel ve lezzetli oluyor. Hamurumu bezelere ayırdım. Üzerini temiz bir bez ile örttükten sonra tepside yarım saat mayalandırmış olacağız. Poğaçalarım çok güzel bir şekilde mayalandılar. Şimdi üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. Yumurtamızı sürdükten sonra poğaçamıza çatal ile şekil veriyorum. Poğaçamızı önceden ısıtılmış fırında 190 derecede pişiriyoruz. Poğaçalarım çok güzel piştiler ve kabardılar. Poğaçamızın içini şimdi size yakından göstermiş olacağım. Poğaçalarımı tabağa aldım. Çok güzel, çok yumuşacık bir poğaça oldu. Gerçekten tam bir pastane poğaçası oldu. Tek fark tadının daha güzel ve lezzetli olması. Puf puf yumuşacık çok güzel bir poğaça oldu. İç dokusuna da bakalım. Gerçekten çok güzel ve yaptığım tariflerden birisi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.
Pastane poğaçası tarifimi beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.